Kul daralmayınca Hızır yetişmez demiş ecdadımız. Milletimiz şaşmaz ferasetiyle bu günleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirebilmek için oluşturulan altılı koalisyon masasını Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığına itiraz ederek deviren İyi Parti lideri Meral Akşener'in 2018 seçimlerinde de yıktığı adaylık masası tekrar gündem oldu. Ez cümle ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. İnanıyorum ki hep birlikte tarih yazacağız. Teşekkür ederim. Girdiği her yeri karıştıran Akşener hakkında Süleyman Soylu bakın ne demişti. Ben onunla siyaset yaptım biliyorsunuz. Doğru yolda siyaset yaptım. Biz ona hiç güvenmezdik. Söyleyeyim, doğru yolda Tansu Çiller'i sattı. AK Parti'nin kuruluşunda AK Parti'ye geldi. Orada da Tayyip Erdoğan'ı sattı bir günde. Sonra MHP'ye gitti Devlet Bahçeli'ye. Bir günde Milliyetçi Hareket Partisi'ni sattı. Şimdi de altılı masayı levir levir döndürüyor. Hangi gün satacağını diye bekliyor. Hiç güvenilmez. Güçlendirilmiş parlamenter sistem argümanıyla bir araya gelen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi ile Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı ortak aday çıkaramadan darmadağın oldu. 12 Şubat 2022'de kurulan Millet İttifakı, bir yıl boyunca gerçekleştirilen 12 toplantının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkmasıyla dağıldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına rakip çıkarmayı başaramayan muhalefet bloğu, 2018 seçimlerinin ardından bir kez daha ortak aday üzerinde anlaşamadı. 5 yıl önce gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine benzer tartışmaların gölgesinde giren muhalefet partileri yine benzer sonla karşılaşmıştı. Peki o süreçte ne yaşanmış? Gül masası nasıl devrilmişti? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı AK Parti tabanından da oy alabilecek bir aday çıkarmak için 2018 seçimlerinde bir araya gelen Millet İttifakı paydaşları aylar süren görüşmeler gerçekleştirdi. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin yaptığı görüşmelerde Abdullah Gül ismi öne çıkarıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ısrarla üzerinde durduğu isim 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ortak adaylığı oldu. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Ocak 2018'de yaptığı açıklamada "Abdullah Gül Bey kıymetli bir kardeşimiz. Elbette aday olma ihtimali olur ama şu anda adayımızdır demek doğru olmaz" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu bu konuda net beyanat vermese de kapalı kapılar ardından Abdullah Gül'ün adaylığı için kulis yaptı. Saadet Partili Karamollaoğlu seçimlerin ardından Medyascope TV'ye yaptığı açıklamada şu sözleri sarf etmişti. "Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na Abdullah Gül Bey'i teklif ettiğim zaman hemen kabul etti. Neden? Bizim o anda aslında sistemi değiştirmek için bir hamleye ihtiyacımız var. Bu da bir araya gelmeden olmuyor. Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP de Abdullah Gül ismine yeşil ışık yakmıştı. Dönemin HDP eş genel başkanı Sezai Temelli, "Abdullah Gül'e oy verir misiniz?" sorusuna "Bizim gündemimize düşmüyor ama saygın bir siyasetçi değerlendirilebilir" cevabını verdi. O dönem AK Parti sıralarında bulunan Ali Babacan da Başkan Erdoğan'a karşı Abdullah Gül'ün adaylığı için yürütülen görüşmelerde rol aldı. Dönemin AK Parti milletvekili Ali Babacan, Gül'ün muhalefetin ortak adayı olması için gösterdiği gizli çabayı yıllar sonra itiraf etti. Mayıs 2021'de Halk TV'de katıldığı programda Ali Babacan, "Diğer siyasi parti liderleri gelip teklif ettiler ortak adaylığı konusunu Sayın Gül'e. İsimler belli. Teklif edenleri topladığınızda eğer ortak aday olsaydı rahatlıkla seçimi kazanabilecek bir tablo vardı o dönemde" dedi. Babacan, "Teklif edildiği ortamda siz de var mıydınız?" sorusuna "Tabii ki vardım" karşılığını verdi. Babacan'ın bu söylemi AK Parti saflarındayken brütüslük yapmış diye yorumlandı ancak Babacan bu çıkışlara aldırış etmeksizin siyasi kariyerini sürdürdü. Muhalefet bloğu Abdullah Gül ismi üzerinde anlaşırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Gül'e taş koydu. Nisan 2018'de Kılıçdaroğlu Akşener'i ziyaret ederek ortak aday ve Abdullah Gül teklifini iletti. Kılıçdaroğlu Akşener görüşmesi öncesi CHP'ye yakın Cumhuriyet gazetesinde yer alan 25 Nisan 2018 tarihli "CHP Gül'de ısrarlı" başlıklı haberde şu ifadeler kullanılıyordu.
Bugün Karamollaoğlu'nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le İstanbul'da yapacağı görüşme öncesi Akşener'i ikna çabaları baş döndürücü bir hız kazandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün parti meclisinden ittifaklarla ilgili her türlü çalışmanın yürütülmesi konusunda oy birliğiyle yetki aldı. Bu yetkinin ardından Kılıçdaroğlu daha önce programda bulunmamasına karşın Akşener'den randevu istedi. Kılıçdaroğlu, Akşener'le bugün bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmesi muhalefet bloğunun Akşener'i tek adaya ikna için hala umutlu olması şeklinde yorumlandı. Ancak yürütülen ikna çalışmaları netice vermedi ve İyi Parti lideri Meral Akşener, Abdullah Gül ortak adayımız olamaz fikrinde direterek Gül masasını devirdi. Bunun üzerine Abdullah Gül 28 Nisan 2018'de açıklama yaparak geniş mutabakat oluşmadığı için Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağını duyurdu. Geniş kapsamlı bir mutabakat sağlanmış olsaydı sorumluluk almaktan uzak durmayacağını belirten Gül, isminin bilgisi dışında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından gündeme getirildiğini belirtmişti. İyi Parti lideri Akşener, Gül'ün muhalefetin tek adayı olmasına kendisinin direndiğini söyledi. Haziran 2018'de konuşan Akşener, Gül'ün muhalefette bulunan bütün siyasi partilerin tek adayı olarak Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesinde eğer sizin adınıza ben direnmeseydim, bugün Sayın Erdoğan'la Sayın Gül arasında nasıl bir mücadele, nasıl bir seçim yaşanacağını Türkiye yaşıyor olacaktı ifadelerini kullandı. Meral Akşener'in set çektiği Abdullah Gül'ün ortak adaylığının ardından seçime 45 gün kala CHP, Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanlığına aday gösterdi. İyi Parti'de Meral Akşener, Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu, HDP'de Selahattin Demirtaş aday oldu. Her partinin kendi adayıyla girdiği seçimler 24 Haziran 2018'de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, %52.38'lik oy oranıyla ilk turda seçimin galibi oldu. CHP'nin adayı Muharrem İnce, %30.7, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş, %8.3, İyi Parti'nin adayı Meral Akşener, %7.4, Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu, %0.9 oy aldı. Genel seçimde İyi Parti %10.1 oranında oy alırken, Meral Akşener Cumhurbaşkanlığında %7.4 alarak kendi partisinden daha az oy alan lider olarak tarihe geçmişti. Ben onunla siyaset yaptım biliyorsunuz. Doğru yolda siyaset yaptım. Biz ona hiç güvenmezdik. Söyleyeyim, doğru yolda Tansu Çiller'i sattı. AK Parti'nin kuruluşunda AK Parti'ye geldi. Orada da Tayyip Erdoğan'ı sattı bir günde. Sonra MHP'ye gitti Devlet Bahçeli'ye. Bir günde Milliyetçi Hareket Partisi'ni sattı. Şimdi de altılı masayı levir levir döndürüyor. Hangi gün satacağım diye bekliyor. Hiç güvenilmez.